Bu bana övgü gibi olmuş da neyse. 2 yaşından belliymiş böyle olacağı. Peki senin anne? Annem benimle ilgili bir anı Şu an hatırlayamadı gelmedi. arkadaşlar. Bunu cevaplayabilirim. Ben yemek yemiyorum diye ağlıyormuş. Başı boşuna Şimdi o zaman görüyorsunuz. Eşim nişanlandı, gurur duyduk. Damadını seviyor. Yani. Nasıl tanıştılar? Ama tanıştıktan sonra ilginç olan ortaokulu beraber okudum. O yüzden dikkat konuşacağız. Etmemişsiniz birbirinize. Aslanım nasıl bir çocuktu? Feyyaz'la ilişkini söylediğinde ve evlenme kararınıza nasıl tepki verdiler? Ama bana anlatırken yani şaşırmış gibi, bana sana bir şey söyleyeceğim. Demek ki senin tepkinden yani çekinmişim. Bana... Batman'ı ailenize nasıl anlattınız? Beğendiniz mi veya beğenmediniz mi? Bayanların yaşı söylenmez. Nasıl söyleriz canım? Herkese yeni bir videodan merhabalar. Merhabalar herkese. Evet, biliyorsunuz annem ve babamlayız uzun zamandan beri. Videolar geliyor zaten. Bu videoda da soru cevap videosu çekmek istedik. Instagram'da geçenlerde sizlerden soru sormanızı istemiştim. Şimdi o videoyu çekiyoruz sonunda, sorularınızı yanıtladığımız. Daha çok annemle babama sormuş olduğunuz sorulardan oluşan bir video. O zaman ilk sorudan başlıyorum. İkiniz de cevaplayabilirsiniz. Özel hani teke tek sorular çok fazla yok. Birisi İlanur Yılmaz demiş ki aileniz nasıllar hocam? İyilerdir inşallah. İyiyiz, gördüğünüz gibi çok iyiyiz. Kızımız geldi, daha çok mutluyuz yani şu anda. Evet. İkinci sorumuzu Damla Baştürk olması gerekiyor. Bulgaristan göçmeni olduğunuzu söylemiştiniz. Sanki Bulgaristan'ın neresindensiniz diyor. Önce annem cevaplasın, sonra babam. Benim babam 7 yaşındayken Bulgaristan'ın Rusçuk bölgesinden buraya gelmişler. Babam 7 yaşındaymış geldiklerinde. Yani Bulgaristan. Benim de dedemler gelmişler. Bulgaristan Deli Orman Tırnava olarak söylüyorlar. Yani rahmetli babam söylerdi ama yani biz gidip görmediğimiz için biliyoruz. Deli Orman Tırnava bölgesi olarak biliyorum ben. Babaannemin tarafında da sanırsam. Aynı zaten oradan beraber geçip. Selanik varmış galiba. Biraz Selaniklik var herhalde. Babaannemin tarafında. Aynen öyle. Kısacası Bulgaristan göçmeniyiz yani. Anne tarafımda, baba tarafımda. Kimisi şey diyor, gözleriniz mavi, kime benziyorsunuz? Annemin de babamın da gözleri mavi. Bizde herkes mavi gözlü. Yani evet. Yavaş yavaş artık hani böyle koyu renkli gözlerle evlenmeye başladıkça yavaş yavaş karışmaya başladılar. Onun haricinde orijinal kökeni mavi gidiyor. Geneli mavi gözlü. Aynen, yani. Genelde mavi gözlü. Bir sonraki sorumuz. Bu bana övgü gibi olmuş da neyse, okuyorum. Zeynep Uysal, astroloji gibi bir insanın ailesi olmak gurur verici olmalı. Aynen. Öncelikle çok ben haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Biraz şey oldu. Aynen, haklısınız. Kızımızla gurur duyuyoruz. Allah'a şükür bizi hiç üzmedi, hiç şey yapmadı. Her zaman bizi mutlu etti, biz de ondan mutlu oluyoruz. Yani onun gülüşü bize bir de yetiyor bize. Teşekkür ediyorum. Güzel. Pozitif enerji veriyor daima bize. Yani biraz şeyim böyle, neşelilik aynen. Var yani. Hani böyle evet. Somurtkan bir insan değilimdir çok. O yüzden... Varlığı yetiyor. Teşekkür ediyorum. Sizin de öyle. Annemle babanla ilgili en güzel anım. Yani sizin benimle hatırladığınız güzel bir anıyı soruyorlar. Böyle aklınıza gelen var mı? Ya da şu soruyu söylediğimde ilk ne anısı geldi benimle? Ben daha sen ufaktın. Annen dedi astroloji tut dedim. Bursa'da heykele çıkılır muhabbeti var. Heykele çıktı kızımla. Fotoğrafçıya gittik. Daha o zaman 2-3 yaşlarında daha... Yeni yeni adımladık ama yani 3 kat aşağı indik. O şey yaparım. Yani kırmızı o aslında o fotoğrafı hiç unutamıyorum ben. Yani 2 yaşlarında falan olması lazım. 3 kat aşağı yaptık. Hiç elimi tutturarak hem merdivenlerden indi hem şey yaptı. Hem gidip kendisi poz verdi. Hiç unutamam abi. Fotoğraf verme olayı o zamandan geliyor. İşte ben de küçüklükten böyle bir fotoğraf video sevdası var. 2 yaşından belliymiş böyle olacağı. Peki senin anne? Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani benimle ilgili bir anısı yok arkadaşlar. Olmaz mı? Tüm anıları var. Yani. Dolu dolu yaşadık da şu an. Mesela ilk aklına gelen böyle güzel bir anı. Bu yakın zamanda da olabilir, ne bileyim. Mezuniyet olur ya da. Ay şu an aklıma gelmiyor. Beni es geçtik. Annem benimle ilgili bir anı hatırlayamadı arkadaşlar. Geçiyoruz annemi. Evet, şurada Ayşe Yılmaz, sorum yok aslında ama gerçekten çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Ne mutlu sizi anlayan bir aileniz var demiş. Gerçekten öyle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aramızdaki diyalog gayet iyi, eğlenceli. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki soru. Kızınızı büyütürken yaşadığınız en büyük zorluk. Mahsun Metin sormuş. Bunu cevaplayabilirim. Yemek yemesi. Ne gibi? Yemek yemesi. Yememesi. Evet.
Ya ben küçükken çok zayıfmışım. Gerçi zayıfmışım değil, zayıftım zaten. Ben böyle ortaokuldan sonra falan kilo almaya başladım. Normalde hani çöp gibi derler ya, gerçekten öyle. Aynen. Annem de ben yemek yemiyorum diye ağlıyormuş sürekli. Zorla küçükken. Zorla yemek yediriyordum. Evet, hiç tabii iştahım daha yok. Evvel bebek büyütenler söylüyorlardı eşime. Yani bu kadar ağlama, yarın öbür gün zaten büyüdüğü zaman yeme diyeceksin diye söyleyeceksin. Telkinde bulunacaksın söylüyorlardı. Gerçekten de sonra öyle. Yani boşu boşuna şimdi o zaman, eşim o zaman boşu boşuna üzülmüş. Yani o üzülünce ister istemez ben de üzülüyordum. Annelik içgüdüsü. Yani, annem bayağı aç kaldığını hissediyordum. Aç kalmaz aslında da. Herhalde ama ben bu. Öyle hissediyordum. Senin... Bana diyenlere de kızıyordum. İlle telefon çalar. İlle çalıyor. Evet, biraz bölündük. Şimdi yine devam ediyoruz. Mahmut Akın demiş, onları çok seviyoruz, selamlarımızı ilet demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun, aleyküm selam diyoruz biz de. Bizden de ona çok selamlar. Bizi sevenlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler. Evet, Gazelya, kızınızla çok gurur duyduğunuz 3 an. Gurur duyduğumuzda, üniversiteyi bitirdiğinde memnun olduk, gurur duyduk. Öğretmen olarak Batman atandı, gurur duyduk. Zaten o videoyla yani, çok işi geldi herhalde. Yani hepimiz ağladık. Ehliyetini aldı, araba kullandı, onunla da gurur duyduk. Yani gurur her duyduk, şeyle her şeyle duyduk. Gurur duyduk yani. Gurur duyacak. Nikah yaptı, çok. Onda da gurur duyduk. Nişanlandı, gurur daha duyduk. Damadını seviyor. Yani, aynen. Tercihlerini doğru yapıyor. Bizi hiç üzmedi. Sağ olsun. Allah herkese Aslı gibi bir evlat nasip etsin. Gerçi herkesin evladı kendine güzeldir. Yani bu video çok, benim için şey oluyor. Biz çok memnunuz kızımızdan. Teşekkür ediyorum. Senin var mı diyeceğim bir şey? Herhalde aynı şeyleri söyleyeceklerdir yani. Aynen öyle. Ama en şeyi herhalde benim de en çok hissettiğim bir mezuniyet, bir de atanma. Evet. Atanmada zaten hepiniz şahit olduğunuz videoları var. Mezuniyetin de videosu var aslında da hani atanma biraz daha şey oldu. Bir sonraki sorumuz D. Yılmaz, adını tam bilemiyorum burada. Nasıl tanıştılar? Anneniz çalışıyor muydu daha önce? Nasıl tanıştık derken, ben çalıştığım yerde bir arkadaşım vardı. O arkadaşımın annesine gittiniz de bana söyledi. Yani eşimi tanıyorlarmış. Ailece görüşüyorlarmış. Beni de gördükten sonra onunla tanışabilir misiniz dedi. Biz de tanıştık. Ama tanıştıktan sonra ilginç olan ortaokulu beraber okuduğumuz eşimle. Kısacası görücü usulü. Yani görücü usulü yani. Evlendik ama yani zamanda ortaokulda da beraber. Ama hani görücü usulü yani tanışma öyle. Sonuçta yani evlilik arkada, öyle olmadı. Aynen. Sonradan aynen. Hani birbirlerini sevdiler ya da işte hani tabii. Şey oldu ki sever yine o şekilde bir evlilik. Ama aynı ortaokuldan mezunlarmış ikisi de. Aynı okula gitmişler ama yan sınıflarda falanlarmış evet. Ama bilmiyorlarmış birbirlerini. Tabii aynen. O zaman 12-13 yaşındaydık. Evlendiğimizde 25 ya, aradan 12-13 yaşında insanlar biraz da değişiyorlar gençlik şeyinle. O yüzden dikkat etmemişsiniz birbirinize. Doğrudur. Anneniz daha önce çalışıyor muydu demiş. Yok hayır çalışmadım. Ev hanımıyım. Kısa bir süre çalıştı. Onu geçelim. Esra Ermiş, babanız ne iş yapıyor demiş. Bursa'da otomobil fabrikasından emekliyim. Fiat'tan emekli. Evet. Ne zaman emekli oldun? 2015 Ekim ayında emekli oldum. 26 sene Tofaş Otomobil Fabrikası'nda çalıştım. Aynen öyle. Zaten Bursa'da çok Tofaş, Renault, Bosch. Evet. Buradan çok kişi duyarsınız çalışan, işte orada emekli olan evet. Vesaire. Ocak Aleyna, annenle baban nasıl tanışmış demişler. Zaten yine az önce sorulan sorunun aynısı, onu cevapladık. Şahin, abla kardeşin var mı merak ediyorum. Hayır yokum, tek çocuğum. Zaten olsaydı mutlaka görürdünüz videolarda yani paylaşırdım. Bu soru anneme. Meltem Doğrul, annenize sorum, aslanım nasıl bir çocuktu? Sakin, küçüklüğünde sessiz, içine kapanık. Ama hep güler yüzlüydü. Aynen, evet. Güler yüzü hep vardı, gülerdi böyle. Mavi, derslerinde mavi başarılı. Ya şımarık bir çocuk ya da aksi biri değildim evet. Asla. Hani ne bileyim. Aynen biraz öyle sakin. Ben de şeylik var, evcimenlik var zaten. Yani buraya geldiğimde zaten anlarsınız hani öyle dışarı gideyim, arkadaşlarımla gezeyim mantığında hiçbir o zaman hani öyle bir insan olmadım. Böyle yani. Var mı diyeceğim başka bir şey? Yok. Devam ediyorum. Bir sonraki soru.
Yılmaz Rümeysa, küçükken sizinle ilgili meslek konusunda bir hayalleri var mıydı ileride şu işi yapsın diye? Tüm kızımızla ilgili hiçbir hayalimiz yoktu. Biz onu tamamen kendisine bıraktık. Ya meslek yani, seçiminde hiç öyle fikir vermediler. Şunu mu olsa? Ya fikir vermedi derken hani karışma gibi bir durum şu da olabilir olmadı dedik yani. Şu i̇şte da olabilir. Ne dedin mesela şu derken? Ya doktorluk olabilir dedim, ben yapamam dedi. Asla. Yani asla dedi, ben doktorluk yapamam dedi. Yani avukatlık dedik, hukuk oku falan, onu da istemedi. Hı-hı. Yani kendi bildi. Onun hayali öğretmendi. Biz de hiçbir şey demedik yani. Evet. Bir sonraki soru Selin. Anne ve babanız Feyyaz'la ilişkini söylediğinde ve evlenme kararınıza nasıl tepki verdiler? Önce bunu anneme sorayım. Çünkü ilk annem öğrendi. İlk öğrendiğinde ne düşündün, ne tepki verdin? Evlilik olayını ilk duyduğunda ne düşündün? Olumsuz bir şey düşünmedim yani. İlk gördüğüm zamandan beri olumluydu düşüncelerim. İlk sevgilim olduğunu söylediğinde. Yani yine çok de... Çok komik bir söyleme tarzıydı zaten. Evet. Yolda yürürken söyleyiverdim anneme. Olumsuz bir şey düşünmedim. Ya zaten annem sonra Feyyaz'la tanıştı. Şaşırdın mı? Şaşırmadı bence. Çok fazla şaşırmadım. Aynen. Yani olması gereken şeylerdi. Zamanıydı. Ama bana yani anlatırken yani şaşırmış gibi, bana sana bir şey söyleyeceğim. Demek ki senin tepkinden yani çekilmişim. Yani bana öyle şaşırmış gibi anlat. Yani ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya şöyle olmuş. Ne söyleyeceksin? Asur'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben dedim arkadaşım var. Ben sordum zaten. Peki sen şaşırdın mı? Sen şaşırdın mı? Şaşırdım tabii. Allah'ım. Hiç aklımdan öyle bir şey geçmedi. Peki evlilik olayı? Ya tanıdıktan sonra evlilik olayına bir şey demedim evet, yani. Evet, yani şöyle evlenmeye hani ya zaten hani yani tanıdıktan sonra yani evlenme şeyini yani olacağını zaten düşünüyorduk. Oğlumuzu da onda da sana bıraktık. Yani ona sana bıraktık, ne zaman şey yaparsan yani. Ya hayat bizi buraya getirdi ama zaten Feyyaz'ı şey. Feyyaz'ı tanıdıktan sonra yani bir hiç olumsuz bir şey vermedi bize. Hep olumlu verdi. Onun için hiç... Annem zaten Kıbrıs'tayken tanışmıştı Feyyaz'la. Babamın biraz daha geç oldu tanışması. Babam da 2019 yazında tanıştı. Bayramda gelmişti Feyyaz bize. O şekilde bir tanıştılar. Sonra zaten 2020'nin Mart ayında isteme oldu. O şekilde. Yine bir soru. Annenizle babanız nasıl tanışmış? Selin sormuş. Zaten bunu yine cevaplamıştık. Babanız ne iş yapıyor tarzında yine bir soru gelmiş. Batman'ı ailenize nasıl anlattınız? Beğendiniz mi veya beğenmediniz mi? Batman'a beraber gittik zaten. Kızımla aynen beraber gittik ev tutma muhabbetinde. Aynen, hep Feyyaz'la birlikteydik. Hep beraber gittik. Yani biz Batman'ı zaten tercih zamanında da... Tercih zamanında da ben söyledim yani Batman'la ilgili hep olumlu şeyler duydum. Gittiğimizde de yanıltmadı yani, bayağı güzel bir yer Batman. Aynen, hoşumuza gitti. Hani hiçbir orada şey da olmadı. Birkaç dostla tanıştık yani, insanları çok cana yakın yani. Evet, o yüzden hani orada da birlikte karar vermiş. Aynen, birlikte yani düşündük hani nasıl olur vesaire. Aynen. Hani öyle kafamıza göre biz Batman'a gidiyoruz gibi bir durum da olmadı zaten. İnsanları çok iyiler yani, yardımsever, yemek yemeden salmıyorlar orada tanıştığımız insanlar. İlla ki birinci de olmazsa ikinci de, yani çok iyi insanlar. Hepsinden teşekkür ediyoruz. Yaşlarınızı soran var. Kaç yaşındasınız diye. Annemin özellikle kilosunu da sormuşlar. Anneniz çok zayıf. Kaç yaşında diye. Bayanların yaşı söylenmez. Ne söyleriz canım. Niye? Söyleyin. 53 yaşına girdik. Aynen. İkisi de aynı yaşta. Hatta bugün evet, babamın doğum günü. 10 evet, Şubat'ta çekiyoruz videoyu. Annemin de 20 Ocak. İkisi de 68 doğumlular. Yani 53 yaşındalar. Ruken Tikiz demiş. Bursa insanına karşı önyargım vardı. Tanıdığım birkaç insandan kaynaklı. Bunu sayenizde kırdım. Teşekkür ederim. Yani şöyle. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Genelde hani böyle yani birkaç kişiyi tanıyorsunuz ve genelde o şehri hani genellemek çok yanlış aslında ama böyleyse ne mutlu o zaman. Güzel bir şey bu bizim yani için. Her şehrin iyi insanları da vardır. Kötü insanları da var yani. İnsanlar her nerede olursa hayırlı insanlarla aynen karşılaştırsınlar yani. Ya sonuçta ben diyemem ki işte Bursalılar tabii çok iyidir ya da işte şuralılar yani, böyle bir şey yok yani. Her insan, her yerin iyisi de var, kötüsü de var. Genelleme yapamam. Aynen, genelleme asla yapmam o konuda. Yine Görkem Dağlı, annen baban öğretmen olmasan hangi mesleği olmasını isterdi? Genelde hep böyle meslek olayı evet, şey olmuş. Bir de birisi de şey sormuş, işte dil seçerken hani ben dil seçtim ya lisedeyken, buna tepki verdiniz mi? Olumlu olarak hayır, tepki verdik. Verdik ama olumlu olarak tepki verdik yani. Aynen. Ne güzel dedik yani, İngilizce dünyada geçerli bir dil diye olumlu olarak tepki verdik. Aynen öyle.
genelde soruları toparladım. Hani teker teker aynı soruları okumadım. Çünkü en çok gelen sorulardan bir tanesi tek çocuk musun? Anneniz babanız ne iş yapıyor? Kaç yaşındalar? İşte sizin ne meslek olmanızı işte hayal ettiler? Feyyaz'ı duyduklarındaki ilk tepkiler. Bir sürü soru var ama soruların hepsi genelde aynı şeylerde toparlanmış. Ben de bazı kişilerin hani hem ismini vererek hem işte aynı soruları toparlayarak annemle babama sormak istedim. Yine çok farklı sorular gelirse ileride yine farklı belki bir soru cevap videosu da çekebiliriz. Ama şimdilik bu şekilde. Annemle babama çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin de severek izlediğiniz bir video olmuştur. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi merak ettikleri, soru sordukları için herkese teşekkür ederiz. Aynen. Sizin de videoları seviyorlar genelde. Hepsine çok selam söylüyoruz. Kendilerine iyi baksınlar. Allah'a emanet olsunlar. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.